Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyim yeni bir pratik bilgiyle. Buzdolabımızda veya derin dondurucumuzda fazla yer kaplamadan ve uzun süre bozulmadan kıymalarımızı nasıl muhafaza edebiliriz? Sizlerle bu bilgiyi paylaşacağım. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, kıymalarımızı bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi oğlumla beraber. Şu da şöyle komşumuzdan geldi, çekilmiş vaziyette. Bu bayağı bir yağlı olduğu için bunu diğerleriyle karıştıracağım. Şöyle hepsini şu leğene döküp harmanlayacağım. Sonrasında şöyle şeker poşetlerim var, kalın. Bunlara azar azar koyacağım. Birazında hemen köfte yapacağım. Evet, şöyle göz kararı gördüğünüz gibi azar azar ayırdım arkadaşlar. Yaklaşık 750 gram civarında gelir. Hepsini bu şekilde ayarlayalım. Şöyle yaklaştırayım. İster dışından yapabilirsiniz, isterseniz içinden elinizle şöyle bastırarak köşelerine düzleyebilirsiniz. Ben içerisinden yapıyorum, daha basit oluyor. Böyleyken şöyle bıçak izi yaparsanız, o şekilde buzluğa atarsanız kırarak da çıkarabilirsiniz. Et buz tuttuktan sonra zaten kolayca ayrılıyor. Dilediğiniz kadar kullanmak için. Bu videomuzu ben Kurban Bayramı'nda çekmiştim. Paylaşmak bugüne nasip oldu. Akrabalarımızdan ve komşularımızdan gelen etleri ve kıymaları bu şekilde poşetleyip buzdolabında muhafaza ettim. Kıymamız hazır. Gördüğünüz gibi şöyle ilerden çekersem böyle bu şekilde buzluğunuzda muhafaza edebilirsiniz. Bu da köfte yapacağım şimdi. Ayırdığım kıymam. Hemen bu şekilde hazırlayayım. Evet, bir dahaki videolarımızda tariflerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.